Evet, günün en büyük komplo teorisi. Perde arkasında ne olduğunu, ne yaşandığını kimse bilmiyor. Ancak elimizde bir görüntü var ki o görüntü şu anda sosyal medyanın gündeminde. İsterseniz o görüntüyü izleyelim ve tek tek kare kare üzerine konuşarak başlayalım. Resmen elma suyu vermişsin. Gerçek bir şampanya. Evet. Demet Akalın kardeşimizin, garson arkadaşımızın başından aşağı elma suyu olarak nitelediği şampanyayı konuştuğu olayı konuşarak başlayalım istiyoruz. Evet Kenan, bu olayın arkasında ne var sence? Bu elma suyu gerçek midir? Yani koskoca Demet Akalın sahnede şampanya istiyor ve de gele bir elma suyu mu geliyor? Acaba şampanya bozuktu, hani elma suyu tadı mı verildi? Ne konuşuluyor sosyal medyada Kenan? Merhaba, bu aslında bugünün en önemli haberlerinden birisi. Şampanya mıydı, elma suyu muydu diye. Muhtemelen mekanın sahibi ya da işletmecisi o anda dedi ki hadi bir şey, yani bir olay çıkmasın diye elma suyu göndermiş olabilir diye tahmin ediyorum. O senin tahminin. Sen biraz önce yayın öncesi Kenan'la konuşuyorduk da bir sürü konu var konuşacağımız, dedim ya en önemli konu. Acaba niye elma suyu gönderdi? Kenan diyor ki mekan sahibi bilerek elma suyu göndermiştir diyor. Ben de diyorum ki ya racon böyle de şimdi. Bir sürü insan şampanya yolluyor sahneye. Şimdi Demet Akalın da insan kaç tanesini içecek yani? Hepsinden bir kadeh içse sahneden zil zurna oynayarak iner. Acaba hani genel racon bu mudur diye iki arada kaldık, size soralım dedik. Aslında her gün toplulukta böyle bir anket de açabiliriz yani. Tam anketli orada konu. Evet, en cool olan garson kardeşimiz hiç tık çıkmıyor. Sanki yani her gece benim başımdan aşağı şampanya dökerler gibi bir tavır içinde. Zaten bu da çok konuşuluyor değil mi? Evet. O da ne yapacağını bilememiş. Demet Akalın sonra açıklama yaptı. Herkes ne söyleyeceğini biliyordu. Biliyorsunuz Formula 1'de işte şampiyonlar, ikinciler birbirlerine böyle takım arkadaşları birbirlerine başından aşağı şampanya dökerler. Demet Akalın da bir story atmış. Story'de diyor ki ilk sahnede ödeşeceğiz diyor garsonla. Öyle bir story atmış. Hatta şeyi koymuş. Formula Red Bull ekibinin fotoğrafını koyup ilk sahnede ödeşeceğiz diye kalp bırakmış. Herhalde bir dahaki sahnede de garson arkadaşımız Demet Akalın'ın kafasından aşağı şampanya dökecek. Abi Özgür Demirtaş bile meseleye girmemiş olsa ben girmeyecektim yani. Daha farklı meseleleri konuşacaktık ama o bile ya bak, normal şartlarda bir insanın bütün sahne hayatı biter deniliyor falan. Görüntüyü getirseniz bak arkada, ama orkestradaki arkadaşlar işin mavra olduğunun farkında yani. Onlar da eğleniyorlar yani, hani cidden orada küçümsemek için yapmıyor. Sahne şovunun bir parçası olarak yapıyor sanki Demet Akalın, değil mi? Öyle bir şey. Biz böyle şampanya da dökeriz, arkadaşlarla şakalaşırız gibi yani hani. Ben de aynı fikirdeyim sizinle. Bizim Elif diyor ki dün gece aynı saatlerde Katy Perry de sahneden pizza fırlatıyormuş izleyicilere. Şimdi böyle bir akım başladı biliyorsun. Pizza fırlatanlar mı istersin? Mesela ben geçen gün bir TikTok'ta veya işte Reels'lara bakıyorum Instagram'da. Bir rock konserinde adam pasta atıyor izleyicilere. Kocaman pastalar fırlatıyor. Yani demek ki yeni bir akım var böyle hani. Yiyecekle şeylerin birleştiği bir performans gibi. Yalnız Özgür Hoca çok kızmış, Özgür Demirtaş. Bu arada ne diyor arkadaş, Özgür Demirtaş? Diyor ki medeni bir ülkede sanatçı gibi biri çalışanın kafasından aşağı içki dökse halk onun sahne hayatını bitirir diyor. Umarım bizde aynısı bizde olur demiş. Ya, Özgür Hoca da yani bir dakika abi, Demet Akalın'ı yedirtmeyiz bir saniye, o kadar şimdi abi. Hani Demet Akalın öyle bir tane bir kadeh bir şey döktü, bütün sanat hayatı bitti falan değil. Şimdi Özgür Hoca tabii sürekli böyle Merkez Bankası bunu yaptı, Nijerya Merkez Bankası'nı tebrik ederim, işte bilmem ne Merkez Bankası'nı tebrik ederim kafası orada olduğu için bizim gibi TikTok ya da Reels falan seyretmiyor. Şimdi böyle bir akım var. Bu akım bir parçası olduğu için değil bence, gecenin akışından dolayı böyle biraz da keyfi yerinde diyelim gördüğümüz kadarıyla Demet Hanım'ın. Sahnede böyle bir performans sergilemiş. Hemen dur abi, orada garson da yani belli ki o da arkadaş da o kadar yani sen ne yaptın demiyor, diyemiyor zaten. Diyor ki abi şovun bir parçası işte. Bir zaten de, bak uzatıyor, bir de şu şarkı var falan diyor. Yani umurunda değil, kadehi alıyor falan. Yani kadehi alıp yere kırıp ulan başlarım. Dur bakalım ben burada emekçilerin yanındayım, çalışıyorum, sen benim nasıl falan demiyor yani. Şu parça da vardı diyor. Getiriyor şampanyayı veriyor. Şampanya üzerine sıkıyor. Böyle bir karşılıklı
iyileşme hali var yani gördüğüm kadarıyla. Evet, bir de Demet Akalın da şöyle bir şey var. Özgür Hoca şey demiş ya, işte medeniyetli oydu buydu sanatçı. Demet Akalın gerçekten halktan biri yani. Ben kişisel olarak tanımıyorum ama kendisi herkesle mentionlaşıyor, yardım isteyene yardım gönderiyor. Böyle daha böyle hani böyle egoları olan bir böyle bir hiç kimseyle muhatap olmayan biri gibi değil yani. O yüzden bence kendisi o mihvalde yapmış olabilir diye iyimser bir düşünceye sahibim Demet Hanım'la ilgili. Evet. Seviyoruz Demet Akalın'ı. Birisi, evet, evet. Bir izleyicimiz diyor ki Demet Akalın Cüneyt Özdemir'i fonlamış diyor. Yok. Şampanya gönderdi. O yüzden böyle şey yapıyoruz. Zengin yapıyoruz kendisine. Hay Allah. Peki Kenancığım, diğer ciddi konularda da görüşmek üzere. Şu KPSS'ciler bir coştular. Ne diyorlar? Bir baksana. Herkes gelsin KPSS'yi anlatsın diyor. KPSS ile ilgili 5 defa düşünüyorum artık. En son yayında bir böyle denk geldim. O yüzden sen bir bak istersen ilerleyen dakikalarda konuşuruz. KPSS'ciler, tamam, aldık şeyinizi, mesajınızı. Trollemeyin, tamam, şeyi. Chat'i trollemeyin, bırakın. Ama trollerseniz konuşmayacağım bak üzerine. Trollemezseniz yayın sonunda bir daha bağlanacağız. Soracağız, anlatacak şey Kenan. Cüneyt Bey, yayın işine girelim birlikte. Soruları ben yazarım. ÖSYM sorar. Kenan, gel bakalım, neymiş bu KPSS meselesi? Yani şu an herhangi bir haber şeyinde nedenler ona onaylatamadım ama sosyal medyada bir şey dolaşıyor. KPSS soruları önceden veriliyor diye. Bunun da kaynağı olarak bir tane YouTube videosunu gösteriyorlar. Bir eğitim kurumunun daha önceden KPSS sorularına hazırlık için çektiği bir videoda KPSS sorularına benzer sorular olduğu için birkaç tane farklı hesaptan KPSS soruları çalındı mı, daha önceden birilerine veriliyor mu diye bir yaygara koparılıyor. Mesele bu. Somut yaygara demeyelim. Çünkü ben bu hatayı yaptım daha önce. Daha önce yıllar önce 5N1K'da genç bir öğretmen karşıma çıktı. KPSS soruları çalındı dedi. Ben dedim ki ya, kim çaldı? Cemaat dedi. Ben dedim ki her şeyde cemaate yüklememek lazım. Deliniz var mı diye soru sormuştum. Sonradan çok pişman oldum. Çünkü neden? Sonradan anladık ki gerçekten çalmışlar. Düzenli olarak çalıyorlarmış. O yüzden yaygara demeyelim. Doğru olabilir. Yani ben artık Türkiye'de KPSS soruları çalınmış dediği zaman eskisi gibi yok kardeşim delilin var mı? Kesinlikle bu iş Türkiye'de olmaz diyemiyorum. Çünkü gördük ki olabiliyor abi. Yani inandığımız bütün kurumlar, bütün değerler yerle bir olmuşken bu da olmuş olabilir. Yani ben şaşırmam. Kesinlikle olmaz demem. O zaman şöyle düzelteyim. KPSS sorularının çalındığıyla ilgili bir iddia ortalıkta dolaşıyor. Bu sadece bu vesileyle iddia. Belki de ne bileyim kim YÖK Başkanı'nı çıkar. Milli Eğitim Başkanı'nda bir nur yüzünü görürüz. Belki bir çıkar der ki çalındı, çalınmadı. Çalanları yakaladık. Soruşturmayı yürütüyoruz. Değil mi? Ne zamandır görmüyorduk yani. Böyle bir hamle olur. Aynı sorular diyor bazı izleyicilerimiz. Sınavda sormuşlar. Bir de denemede yer alan diyorlar. Abi dün yine Kumpas'ı seyrettim. 5'le 6'yı seyrettim. Adamlar çalmayı bırak yani. Çalıp da vermeyen adam eski FETÖ'cüleri adamlar köşeye sıkışıyorlarmış. Niye vermiyorsun, bilmem ne yapmıyorsun diye. O yüzden dedim olabilir abi. Ne yapacağız? Hadi yetkilileri şey bekliyoruz. Şimdi böyle bir muamma var değil mi? Bak, bu şimdi bir açıklama olursa en azından insanlar diyecek ki ya bir dakika bu şey yapılmış yapılmamış. Ama bir açıklama olmazsa gör bak bu iş daha nasıl büyüyecek. Burada bizim şu anda chatte bu kadar şey varsa düşün yani sosyal medyada ne olur yani. Peki KPSS'ci arkadaşlar sesinizi duyurduk sanırım. Teşekkür ederim. Biz de bu vesileyle haberdar olduk. Yarın da takipçisi olalım Kenan Hanım. Tamam. Ben bir konuyu sen de bir bak Kenan takip edelim. Yani bu sefer aynı hatayı iki kez yapmayalım abi. Bizim birincisinde çok utandık. İkincisinde aynı hataya düşmeyelim. Eğer böyle bir iddia varsa biz de sonuna kadar bakalım, araştıralım. Çünkü Türkiye'de her şey olabilir. Her şey olabilirsin. Bir tek rezil olamazsın zaten. Yani. Peki Kenan. Kılıçdaroğlu 100'den fazla milletvekilini aynı uçağa toplamış ve de Erzurum'a götürmüş. Salı toplantıları vesilesiyle. Allah korumuş ki o uçağa bir şey olmamış yani. Normal şartlarda yani bana deseler ki bütün ekibi toplayacağız, bir edeceğiz. Derim ki ya Kenan kalsın. Niye? Bizim başımıza bir şey gelirse belki Kenan programı götürür. Niye bir uçağa binmişler, gitmişler? Düşünsenize. Bilmiyorum, neyse.